Şimdi cuma namazında bir şey de dikkatimi çekti, onu da buradan söyleyeceğim. Cuma namazında cenaze vardı. Allah rahmet eylesin. Okuduk Fatiha'larımızı. Şimdi bakıyorum, bugün dışarıda kıldık. Cami çok kalabalıktı, içeri giremedik. Efendim en önlerdeyim, o cenazeye de bakıyorum şöyle. Hem Hoca Efendi'yi dinliyoruz. Bir tanesi de var ki cenazenin başında bekliyor adam. Adam cenazenin başında bekledi de cuma namazını kılmadı ya. Şimdi bu her zaman oluyor mu? Oluyor. Yahu kardeşim, senin cenazen zaten ölmüş gitmiş, kimse kaçırmaz, bir şey olmaz. Bu kadar cemaatin göz önünde. Yani anlamı nedir bunun yani? Niye bekliyorsun ki cenazenin başında? Tamam eyvallah, bekle ama namazını kılsana ya. Caminin içindesin. Cemaat cuma namazını kılıyor. İnsan bir cumadan mahrum kalır mı ya? Ya şu cuma namazı ne kadar hafife alınıyor. Orada kıldı, şey orada bekledi, cenazenin başında bekledi adam, cumayı kılmadı ya. Yani bu ne kadar büyük bir nasipsizlik oldu. Yazık oldu ya. Koskoca bir cuma gitti yani. Oysa cuma, cumanın arasındaki günahları temizliyor kardeşlerim ya. Üç defa, efendim üç defa kasıtlı cuma namazına gitmeyen bizden değildir diyor Resulullah. Bu kadar önemli bir namazı adam orada ölmüş, cenazenin başı işte neyse, bekliyor orada da namazı kılmadı ya. Ya orada kıl namazını, gene bekliyorsan bekle kardeşim ya. Evet bak, bunu erkeklerden böyle çok yapan oluyor. Cenazenin başında bekliyor da namazı kılmıyor yani. Kimi de cenaze namazına katılıyor. O da ne yapıyor? Cenaze namazına katılmış ama efendim namazı kılmıyor. Yani iştirak etmiş. Yahu mefta senden bir Fatiha bekliyor. O cenaze namazı ne kadar kalabalık kılınsa onu bekliyor. Bunu da inşallah duyurmuş oldum.